Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Wolverine Wolverine'le karşı karşıya geldiği hikayeye devam ediyoruz. Hikaye gerçekten çok iyi gidiyor. Üçüncü bölüm biraz erken gelecek onu da söylemiş olayım ama diğer sayılar için yine çıkması gereken çizgi romanları beklememiz gerekecek. Şimdi ilk bölümde Wolverine'in Predator ile karşılaştığı 3 tane zaman diliminden bahsetmiştik. Bir tanesi Wolverine olmadan çok daha önceki bir zamanda Hani o zamanlarda Logan'ın iskelet yapısı henüz adamantiumla kaplanmamış. Gençlik dönemlerinde karakter. İkinci olan zaman dilimi normal günümüzde yaşanıyor ama burada gerçekleşen olaylar henüz belli değil. Sadece Predator'ın Logan'ı kovalamaya devam ettiğini biliyoruz. Bayağı bir zamandır takip ediyorlar ama Wolverine Predator'ların şu ana kadar verdikleri fiziksel hasarlarla öldürebilecekleri bir karakter değil. İyileşme faktörü sayesinde ufak adımlarla da olsa kaçmaya devam edebiliyor. En sonunda bir tane uçuruma tırmanmaya çalışıyor karakterimiz. Bunca zamandır geldikleri bu ana kadar Wolverine ve Predator hep kafa kafaya gitmişler. Logan o şekilde anlatıyor. Devamında da inşallah beni başka yerde arıyorlardır diye söylerken bastığı taşlardan bir tanesi kopup aşağıya düşüyor. Taşın düşmesiyle çıkan sesin hemen ardından Predator'ların bombası uçarak o noktaya doğru gelmeye başlıyor. Devasa bir patlama yaşanıyor orada ve sadece tek sefer değil bu patlamalar. Predatörler bomba göndermeye devam ediyorlar. Ve uçurum kenarında arka arkaya bir sürü patlama yaşanıyor. Wolverine de tabi bir müddet sonra dayanamıyor bu duruma ve salıyor kendisini. Suya düşmesi ise Wolverine için büyük sıkıntı. Çünkü karakter bu dönemde adamantium'la kaplı iskelet yapısına sahip. Bu yüzden suda yüzeye çıkma konusunda sorun yaşıyor ve nefesi kesildikten sonra da iyileşme faktörüyle birlikte sürekli olarak ciğerlerinde acı hissediyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir de uçurumda yaşanan patlamalarla üzerine kocaman kocaman kaya parçaları düşüyor. Predatör da suya atlıyor burada. Ama Logan hareket edemez konumda ayrıca ciğerleri soğuk suyla dolmuş ve görüş tamamen kırmızıya dönmüş. Wolverine tam bu noktada zamansal anlamda kafa karışıklığı yaşıyor. Bu karışıklık da zaten 3. zaman dilimi ile alakalı. Günümüzden yıllar yıllar öncesinde tabi bu zaman çizgisinde iskeleti adamantiumla kaplı Wolverine'in ancak çok yakın bir zaman dilimi de değil. Team X adında bir tane ekiple birlikteyken karşılaşıyorlar Predator'larla. Çizgi romanın beğendiğim özelliklerinden bir tanesini de söyleyeceğim şimdi geri gelmişken. Burada Team X'in ne iş yaptığını da açıklamışlar. Bu seriyi ilk defa okuyor olsanız bile normal şekilde her şeyi coverlayabiliyorsanız, karşılayabiliyorsunuz. Tahmin edileceği gibi de takım pis işler peşinde politikacılara suikast düzenliyorlar. Orayı burayı havaya uçurup patlatıyorlar. Ya da uyuşturucu kartellerin işlerine son veriyorlar. Temel olarak üst düzey özel harekat takımı diyebilirsiniz bu ekibe. Buraya gelme sebepleri de yaşanmaya devam eden bir tane darbe olayını sonlandırmak. Ama bir anda 5 tane predatörle karşı karşıya kalıyorlar. Hatta elemanları gördüklerinde bile ekiplerinden bir tanesi ölmüş bile burada. Şimdi konuya tabii ki devam edeceğiz ama hikayenin anlaşılması için şunları da söylemem gerekiyor. Bildiğiniz üzere Wolverine'in hayatı acılarla, kaoslarla ve sürekli olarak devam eden kavgalarla dolu. Bu kavgaların sonucunda çektiği acıları dindirmenin tek bir yolu var. O da hafızasını tamamen yeniden başlatmak, hani silmek yani. Bunu da sürekli gerçekleştiriyorlar ama Wolverine'in kabusları bir şekilde karakteri bulup kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Hani hafızasının derinliklerinde bu anlardan kalanlar kendisini birleştirip yeniden gün yüzüne çıkarıyorlar. Yani olayları ufak ufak da olsa hatırlamaya başlıyor karakter. Bu hikayede de bütün ekibin üyelerine çıktıkları görevlerin sonrasında bu hafıza silme işlemini gerçekleştiriyorlar. Wolverine'in boynunda taşıdığı bir tane kolye gibi bir ekipman mevcut. Predatörlerin onun peşinde olduğunu düşünüyor Logan ki çok mantıklı zaten. O kolye predatörlerin kullandığı boomerang işi yapan silah. Wolverine ilk başta bunu fırlatıp birisinin boğazına kesik atıyor. Silah geri gelip yakaladığında da kendi ekibine geri çekilmesini söylüyor. Çünkü sahip oldukları silahlarla bu işin üstesinden gelebileceklerini düşünmüyor burada. Wolverine'in komutuna uymayan iki tane insan mevcut. Bir tanesi Predatörlerin Predator'ların öldürdüğü ilk eleman, diğeri de Sabertooth. Elemanın uymaması normal, ölü zaten. Sabertooth da her olaydaki gibi serseri tavırlara devam edip makineli tüfeğiyle ormana sıkmaya başlıyor orada. Baya baya ilk filmdeki Predator'un fark etme sahnesi gibi oluyor öyle söyleyeyim. Sabertooth burada ağaçları, yaprakları, bütün ormanı tamamen perişan ediyor. Ve yine tıpkı filmde olduğu gibi bu saldırı sonrası hiçbir Predator'a bir şey olmuyor. Farklı olarak da hikayede Sabertooth'un koku alma özelliği olduğu için yanına yaklaşan birisinin kokusunu alıyor. Ama nereden geldiğini bilmiyor bu kişinin. Predator da arkasından gelip kendi mızrağını Sabertooth'un göğsüne saplıyor. Sabertooth tabii ki hemen düşebilecek bir karakter değil. Kendisine mızrağını saplayan elemanı yakalayıp gel sana daha yakından bakacağım deyip Predator'un mızrağını adama geri saplıyor. Sonra da kafasını Predator'un kaskına yaslayıp burnundan kan gelirken ha? işte şimdi seni daha iyi görüyorum diye söylüyor ona. Predator'un bu cümleleri anlayıp anlamadığı meçhul tabii ki ama Wolverine 3 kişi kalan ekibini alıp kaçmaya devam ediyor. Buna zaten mecbur. Diğer elemanlar bu yaratıkların ne olduğunu soruyor Logan'a ama Logan'ın herhangi bir bilgisi yok şu an için. Daha doğrusu bildiklerini hatırlamıyor. Yollarına devam ederlerken Logan'daki silahı konuşuyorlar. Hani kullandığın silah onların kollarındakileriyle çok uyumluydu diye konuşuyorlar. Hafıza silindiğinden hiçbirisini hatırlamıyor tabii ki burada Wolverine. Predatörlerse bilindiği üzere avlarını öyle basit şekilde bırakmıyorlar. Jackson'ı yakalıyorlar bu defa. Bir anda kadın kayboluyor ortadan. Logan ve Maverick durup kadının nerede olduğunu anlamaya çalışırlarken Jackson'ın kafası kopmuş cansız bedeni bir anda yere düşüyor. Logan ve Maverick hemen etrafı ateş ediyorlar ama hiçbir şey yok ortada. Vuramıyorlar zaten. Logan da cesedi inceliyordu. Hani ne olmuş, ne bitmiş burada diye. Karakterin kafası dümdüz bir şekilde kesilmiş. Yakasına da bir tane bomba iliştirmişler. Büyük bir patlama yaşanıyor orada. Kaçma vakitleri olmadığında Maverick ve Logan patlamayla geri tepiyorlar. Wolverine için bu çok büyük bir sıkıntı değil. İyileşme konusunda sorun yaşamıyor. Ancak Maverick'in bacakları perişan halde. Bir sürü tahta girmiş bacaklarına ama atar damarlarında herhangi bir sıkıntı yok. Logan o şekilde söylüyor. Hatta Maverick'in kurtulma şansının da olduğunu söylüyor. Eleman rahatlasın diye. Predator bıçaklarını çekmiş yine saldırıyor bu ikiliye. Ama bu defa Maverick hızlı davranıp Predator'un bıçağını görüyor. Ve silahını ateşleyip orada öldürüyor onu. Sonrasında Logan Maverick'e sıkı tutun deyip sırtlıyor onu ve delik deşik olmuş kan içindeki predatörü bırakıp kaçmaya devam ediyorlar. Eski tip bir çeşit tapınağa giriyorlar burada. Orada saklanmaya çalışacaklar ama predatörler onları termal görüşle izlemeye devam ettiklerinden çok da kaçmış sayılmazlar. Tıpkı filmdeki gibi. Takip ettikleri, izledikleri avlar kendilerini göremeyecek pozisyondalarken kamuflajlarını kısa bir sürede olsa kapatıyorlar. Elemanlar zaten bayağıdır onları takip ediyorlarmış. Onların söylediklerini kaydetmişler. Kendi aralarında tekrarlıyorlar burada. Klasik predatör hareketi öyle söyleyeyim. Bu cümle tekrarlamalarını tamamladıktan sonra da bıçaklarını çekip ölmek üzere olan arkadaşlarının acısına son veriyorlar. Logan da ekibinin son üyesiyle yani Maverick ile birlikte girdikleri yerde dinlenmeye çalışırlarken tapınağın aslında bir depo olarak kullanıldığını fark ediyorlar. Predatörlere karşı dinamit gibi kullanabilecekleri bir sürü ekipman mevcut burada. Hepsi toparlanmış buradan ayrılacakmış gibi bir hava var ortamda. Tam o anda da İspanyol askerlerle karşılaşıyorlar. Onların mallarıymış zaten bunlar. Daha doğrusu onlar bizim olanların yanına geliyorlar. Logan elemanları fark ettiği gibi hemen pençelerini çıkarıyor. Elemanlarsa gayet sakin bir şekilde. Dışarıda predatörleri onlar da fark etmiş. Predatörlerden sonra bir tane daha düşme edinmek istememişler. O yüzden savaşmayıp silahlarını bırakıyorlar. Wolverine de bunu görünce sakinleşip pençelerini içine çekiyor. Devamında Logan ve Maverick askerlerle birlikte hareket etmeye başlayıp predatörlere pusu kurmaya karar veriyorlar. 3 tane eleman hazırda bekliyor orada. 1 saat civarı bekledikten sonra da kendi aralarında konuşmaya başlayınca Predatorlar askerlerden bir tanesinin kafasını patlatarak saldırıya geçiyorlar. Predatorlar Wolverine ve diğerlerini avlamaya devam ederken aslında kendi silahlarını da bulmaya çalışıyorlar burada. Logan bunu bildiği için de silah tapınağın derin noktalarında bir yere bırakıyor, yollarına devam ediyorlar. İçeride Predatorlar kendi silahlarını görünce ilk başta bir terslik olmasın diye ateş edip o alanı patlatıyorlar. Sonra da silahı almaya gidiyorlar. Silahlarına kavuştuklarında bir bakıyorlar ki içinde bip bip diye sesler çıkaran başka bir tane daha ekip mevcut. Ve onun ötmeye başlamasının hemen ardından bulundukları tapınan her yerinde bu sesleri çıkaran cihazlar çalışmaya başlıyor. Meğer Logan ve diğer askerler dinamitleri ve onların silahlarını kullanıp predatörlere tuzak kurmuşlar. Predatörler tuzağı tetikleyince de devasa bir patlama yaşanıyor orada. Dışarıda da Logan ve ekibi gelen helikopterle birlikte ayrılıyorlar oradan. Bu kaçışları sırasında Sabretooth da kendisine gelip ekibe yeniden katılmış. Helikoptere binip havalandıkları sırada da Logan o bölgede ne varsa her şeyi öldürdük diye düşünüyormuş. Ancak taşların arasında dışarıya Predator'un eli çıkıyor. Karakterin burada ölmediğini belli etmesinden yıllar sonra da Kanada'da Weapon X tesislerine bir baskın yapılıyor. Nöbet tutan iki tane askere bir tane Predator saldırıp o iki elemanı hızlıca etkisiz hale getiriyor. Hatta birisinin yüzüne sıktığı asitle elemanı feci şekilde öldürüyor. İçeriye girdiğinde de orada önüne geleni, yanında geçeni, havada uçanı ne var ne yok her şeyi bilim insanından askerlere kadar herkesi öldürüyor. Yoluna devam ettiğinde karşısına dev gibi bir kapı çıkıyor. O kapı sanki hiç engel değilmiş gibi onu da orada patlatıp hedefine doğru yürümeye devam ediyor. Geldiği yerde de silahlarını çıkartmamış. Omuzundaki silah hiçbir yere odaklanmıyor. Kolundaki bıçaklar ya da bombalar yerlerinde durmaya devam ediyor. İzliyor sadece Predator. Üzerinde deneyler yapılmış olan ve henüz baygın haldeki Wolverine'i izliyor. Adam orada Wolverine'i avucunun içerisine almış, gözlem yapmaya devam ediyor. Diyerek de videoyu tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz veya X üzerinden yazdığınız cümleleri beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I just wish you knew.